Şimdi, neyse, şimdi efendim dün İstanbul'da... Yakalandın mı doluya? Evet, yakalandık. Hepimiz yakalandık doluya ve yüzlerce araba da maalesef terk oldu. 120 araba, geçmiş evet olsun ya. Bütün o araba sahiplerine. Ben ilk üst geçinin altında Okan'ı gördüm, baktım garibim. O saklanmış, ben koşarak eve gittim. Üstüne battaniye battaniye şezlongların minderlerini koydum arabanın üstüne. İyi fikir değil mi? Yani iyi fikir, yapacak bir şey yok ama bu geçen sene değil, 2-3 sene önce yine böyle tekrarlanmıştı vardı, evet. Ve bayağı bir olmaya başladı. Bunun nedeni ne acaba? Biz de dedik ki meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan gelsin. Bize bunun nedenlerini anlatsın. Bir daha olacak mı bunu anlatsın. Evet. Bir kocaman alkış efendim, meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ya bize bir anlatır mısınız, bu neden çok fazla sık görünmeye başladı? Bir de eskiden dolu böyle minik minik yağardı. Şimdi böyle ceviz büyüklüğünde bayağı kocaman kocaman yağıyor. Tabii şimdi herkes şunu düşünüyor. Havalar çıldırdı mı? Ne oluyor bu havalara? Yeni normallerimiz değişmeye başladı artık. O da mı değişti? Maalesef. Havada da yeni normalimiz var artık. Havada da normallerimiz değişti. Bu tür doluları, kum fırtınalarını, toz fırtınalarını, hortumları artık çok daha fazla göreceğiz. Onu söyleyebilirim. Allah korusun. Evet, önceki yıllarda nadir görürdük. Daha küçük taneli olurdu. Belki 3 yılda, 5 yılda bir görürdük ama artık öyle değil. Yılda belki 4-5 kere görebileceğiz. Antalya'da önümüzdeki çok oluyor yıllarda. Değil mi hortumlar hocam? Antalya'da çok oluyor ama bu arada artık dün yaşanan görüntüleri de verebilir misin? Baksanıza çok fena ya. En büyük etkisi havaların bu kadar sıcak seyretmesi. Evet ya. Eylül ayını Eylül yani gibi seyretmedik. Evet. Temmuz'daki gibi sıcaklıklar var şu anda. Evet. O nedenle ve kötü olan şu, şimdi bugün sıcaklık düştü ama önümüzdeki hafta yine 30'lara çıkacak. Hayda. Yine Temmuz gibi. O zaman ne olabilir? Eğer yine bir nem gelirse yine böyle dolular, hortumlar yine görebileceğiz. Peki. Yani havaların soğuması lazım. Sıcak seyrettiği sürece böyle kötü hava olaylarını göreceğiz. Ya biz eskiden Eylül'e kadar hani denize girerdik. Eylül'de bir pastırma sıcağı olurdu. Ondan sonra kış başladı. Sonbahar başladı, sonra kış. Aynen. Şimdi neden şimdi? Bu, o da mı değişti yani? Evet, o değişti. Artık sıcak hava dalgaları uzun süre kalıyor. Niye? bunda biraz küresel iklim değişikliğinin etkisi var. Onu... es geçemeyiz. Hı hı. Eskiden ne olurdu? Bir hafta kalırdı, yılda bir kere gelirdi ama şimdi uzun kalıyor. Yaklaşık bir aydır etkili oluyor. Tabii biz böyle küçük küçük tiyolar verelim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Cep telefonundaki uygulamalar bu yağışları bilemiyor. Bu yağışları göstermiyor. Ah! Dolu yağışını, bu aniden gelişen bu yağışları gösteremiyor maalesef. Cephesel yağışları gösterirler. Peki biz nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Aslında benim hafta sonu doğum günü, evet, yapmaya çalışıyordum. Nasıl, bu yağışlardan nasıl kaçacağız? Aslında kolay. Özellikle hava sıcaksa. Mesela sabah kalktınız, genellikle sıcak havada oluyor ve evet, sabah güneşli havada oluyor. Evet. Kalktınız, hava güneşli, sıcacık. Ama öğleden sonra bakıyorsunuz her şey değişiyor ve daha çok öğle ile akşamüstü arasında böyle olur bu yağışlar. Böyle kara oluyor böyle hafif. Evet, süper. Bulunduğunuz yerde birden o kara bulutların geldiğini görüyorsunuz. Ama özellikle sıcak ve böyle bunaltıcı havada, hı hı, hemen kaçın diyorum ben. Bu yağışlar öyle eskisi gibi el ele tutuşup romantik bir şekilde gezecek yağışlar değil. En önemlisi de şu, gök gürültüsü. Hani hepimiz biz gök gürültüsünden çok korkarız ya. Ama korkunç. Ama gök gürültüsü aslında doğanın sinyali, alarmı. Çok önemli o. Nasıl itfaiye de alarmı gündür gündürdür. Evet. Gök gürültüsü bize ne diyor biliyor musunuz? Kaçın, kötü hava olayı geliyor. Aslında bir uyarı gök gürültüsü bize. Peki gök onun şiddetiyle ilgisi var mı yağacak şeyin? Bazen böyle gök gürültüsü çok şiddetli oluyor. Böyle yerimize zonklatıyor bizi. Hı hı. Bazen de böyle minik böyle. Bazen daha uzaktan geliyor. Evet. Ama dediğim gibi hava çok sıcaksa ve gök gürültüsü hafif de duysanız siz hemen uzaklaşmanız gerekiyor. Çünkü bir kötü hava olayı olacak belli. Ya hortum olabilir, ya şiddetli yağmur gelebilir. Hani bu konuda da hemen doğa bize uyarıyı veriyor. Çünkü eskiden herkes hava durumu yoktu eskiden. Böyle bu şekilde kaçarlardı, saklanırlardı. Eskiden hava durum tahminleri hep yanlış çıkardı. Şimdi doğru çıkıyor. Saat 2'de yağmur yağacak diyorlar. 2'de yağmur ama yağıyor. Ama telefondakiler bu yağmurları, bu yağmurları çok önemli bir şey. Onlar bilmez. Çünkü bunlar farklı gelişen yağışlardır. Konvektif yağış. Yani 3 tür yağış var. Bu başka tür bir yağış olduğu için bunları çok fazla, mesela dün birçok cep telefonu güneşli gösteriyordu, birçok uygulama güneşli gösteriyordu. Bir de yıldırım hemen söyleyeceğiz. Mesela bu havalarda yıldırım çok oluyor. En son 2 hafta önce bir anne bir kız maalesef hayatını kaybetti yıldırımda. Yıldırımlar, evet, da çok fazla oluyor. Ne yapacağız? Evet, yıldırımdan nasıl korunacağız?
Yine yıldırımda şu önemli, gök gürültülerini duyduğunuz arka arkaya iki kere gök gürültüsü oldu, size yakın zamanda yıldırım çarpabilir. Özellikle de şöyle bir şey var, mesela saçlarınız böyle dikleşmeye başlarsa 30 saniye içinde size yıldırım çarpacak. Ay evet, 30 yıldırımdan, yani gök gürültüsünü duyduktan sonra zaten kaçın dedik ama yıldırımın geleceğini anladığınızda hemen eğer şehirdeyseniz binaya gireceksiniz ya da aracın içine girin. Ama diyelim ki açık arazidesiniz. Evet. Ve son zamanlarda insanlar daha çok nerelerde oluyor? Daha çok böyle doğayla iç içe oluyor değil mi? Evet. Piknik yapıyorlar. Evet. İşte tarla alanlarında oluyorlar. O zaman madem böyle bir durum var, kaçamıyorsunuz. Hemen celin pozisyonunu alacaksınız. Gösterebiliriz hemen o pozisyonu isterseniz. Gel bakayım celin pozisyonu. Anne karnındaki pozisyona gel. Evet, eğiliyoruz. Ayaklarımızı bitiştiriyoruz ama birleştiriyoruz. Ayrık olmayacak ayaklarımız. Ve... parmak ucumuzda olacağız. Yani evet, parmak ucunda olacağız. Topukları yukarı kaldıracağız. Evet, başımızı da öne eğeceğiz. En azından bu bizi kurtarabiliyor. Tamam, nasıl bu pozisyon nasıl kurtaracak bizi? Ağaç altında mesela kaldı. Ağaç altında zaten olmuyoruz. Açık bir alandayız. Tek bir ağaç var. Onun altına kesinlikle girmiyoruz. Çünkü ağaca düşer zaten yıldırım. Biz ağaçtan uzağa gitmemiz lazım. Ağaçtan uzakta bu halde olursak en azından kendimizi daha koruyabiliyoruz. Ve toprakla da çok temas etmemiş oluyoruz parmak ucunda olduğumuz zaman. Hı hı. Bunun bizi kurtarma olasılığı yüksek. Tekrar söylüyorum, herkesin en büyük yaptığı yanlış ağaç altına girmek. Ağaç altında olmayacağız. Yani ya en yüksek yere... Binaları. Araçlara, binalara ve tepedesiniz diyelim, gezintidesiniz. Hemen aşağıya doğru ineceksiniz. Tepeden de aşağıya inmeniz lazım. Hmm. Allah'ım tövbe yarabbim ya. Hastalık, nasıl depremle yaşamayı öğreniyoruz. Şartlarımız değişti. Eskiden bu kadar çok depremle ilgili bilgimiz yoktu. Şimdi artık havayla da ilgili bilgilerimizin artması gerekiyor. Böyle yavaş yavaş öğreneceğiz. Ne yapalım? Dolu varken ne yapalım? Yıldırım işte... olabilecek durumunda ne yapalım? Biliyorsunuz yıldırımdan eskiden bu kadar çok ölen yoktu. Şimdi daha fazla olmaya başladı. O nedenle de böyle tedbirler alacağız. Son da şunu söyleyelim. Ben şunu kurtarayım. Kalk yıldırım. Kalk. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin. Hmm. Mesela bir su akışa geçti. En son geçen ay evin önünde olmuş. Kendini evet. Attı suların içine, gördün mü? Yüzüyor. Normal su yoldan akarken ayak bileğinize kadar geliyorsa karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. Çünkü su çok güçlüdür. Hemen alıp sizi götürebilir. Allah korusun. Geçen yıl Eminönü'nde olduğu gibi görüntüleri vardı. Sürüklenen insan görüntüleri evet. vardı. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Yani karşıdan karşıya geçmemek gerekiyor. Zaten dize kadar gelen su arabaları bile sürükleyebiliyor. İşte böyle tedbirler aldığımız sürece aslında... Bu yağışlar çok olumsuzluk yaratmaz. Aslında yağış olsun diye eskiden dua ederdik. Hani bir ara böyle kuraklık tehlikesi vardı. Şimdi evet. Yağış olurken de dikkat etmemiz mahvediyor. Gereken şeyler olduğunu söylüyoruz. Tabii bu yağışlar hızlı gelip gittiği için hem tarım alanlarına büyük zarar tamam. veriyor. Dolu da aynı şekilde. Bu hafta bize böyle boyu, azar azar yağan yağmur bu gerekiyor. Bu hafta boyu o zaman yağmuru yaşayacağız. Önümüzdeki hafta yine güneş mi atacak? Şimdi hafta boyu yağış yok. Bugün bu arada soğuk bir hava var. Onu söyleyeyim. Düne göre 10 derece düşük sıcaklık. Böyle şeylere bu konular da çok hassas. Bunlara çok önem vermemiz lazım. Hani mesela bugün karayel yönlü bir rüzgar var. Bu rüzgar nedir? Adı üstünde karayel. Balkanlardan, Bulgaristan'dan esen soğuk bir rüzgardır. Hı hı. Çaktırmadan hasta eder sizi. Sinsidir bak, bu rüzgar. Bak. Yani boğaz ağrısı yapar. Birden böyle burnunuz akmaya başlar. Mesela ben bugün ne önerebilirim? Çocuklarınızı bugün parkta, eğer parka götürecekseniz, mesela güneş açsa bile tehlikelidir bu rüzgar. Parka götürecekseniz çok uzun süre kalmasınlar parkta. Dediğim gibi soğuk esen bir rüzgar var. Hissedilen sıcaklık bugün 20 derece. Bu aylarda en çok rüzgara dikkat etmemiz lazım. Sıcak mı esiyor, soğuk mu esiyor, nasıl esiyor? Bizi en fazla hasta o ediyor. Mesela lodos nasıl baş ağrısı yapıyorsa, karayelde boğaz ağrısı yapıyor. Ve birden ateşinizi çıkarıp burun akıntısı da yaratabiliyor. Bir de virüsle evet. Şimdi çok şahane olacak. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım'a. Onu tekrar NTV'ye yolluyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Gördünüz değil mi yani? Ay evet ya. Şimdi